Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS 2024'te de en az bir soru beklediğimiz Chors konusunun 3. videosuna geldik. Hazır mıyız Tonguç herhalde benim? I ready teacher. Vay çoktan hazırım. İngilizce bile hazırım diyorsun. Harika. If you are ready we can start. Bugün ne öğreneceğiz? Bugün esasında yine LGS'de gelebilecek soru tarzlarına karşı cümle kurulmanı öğreneceğiz. Yani have to'lu, have to'lu cümleler nasıl kullanılabilir? Ya da okul kuralları nelerdir? School rules ve aynı zamanda library rules yani kütüphane kuralları ve likes, dislikes'a e bakacağız. Bunların her birinden soru gelme ihtimali nasıl olabilir? LGS'de neye dikkat etmemiz lazım? Sınava girdiğimizde bizim karşımıza çorsan bir soru geldiğinde nasıl kaçırmayabiliriz ve o kelimeleri hangileri önemli bunları güzel bir şekilde öğreneceğiz. Hadi bakalım intromuz girsin videomuz başlasın Tonguç'um. Evet arkadaşlar öncelikle bir alıştırmamız var. Burada have to, has to, don't ve doesn't have to, must ve mustn't öğreneceğiz. Öncelikle şunu bilmemiz lazım ki Tonguç'um. Have to ve has to arasında şöyle bir durum var. Birincisi bir şey yapmak zorundaysak buna biz have to diyoruz. He sheet'te de has to oluyor. Yine bir şey yapmamız gerekiyorsa mutlaka must da kullanabiliyoruz. Bu dışarıdan gelen zorunluklar, bu kendimizden belirlediğimiz zorunluklar olabilir. Mesela bu filmi izlemeliyim. İşte derslerime çalışmalıyım bu must. Ama mesela bir doktor sana ilaç yazdıysa onu içmelisin. You have to use this drug. Yani bu ilacı mutlaka kullanmalısın oluyor. Fakat olumsuzlarında şöyle bir şey var. Yapmamak zorunda olduğun şeylerde mustn't kullanıyorsun. Mesela sigara içmemelisin veyahut da işte kütüphanede yüksek sesle konuşmamalısın bu masınt oluyor. Fakat bunun olumsuzu olan don't have to da veya doesn't have to da ise şöyle bir anlam var. Yapmasan da olur. Mesela hafta sonu okula gitmesen de olur. Hafta sonu okula gitmemek zorundayım. Ha, öyle demiyoruz yani. Hafta sonu okula gitmemek zorundayım demiyorsun. Hafta sonu okula gitmesem de olur. Ama burada ise yapmamak zorundasın anlam var. İşte gel bunları alıştırmayla güzel bir şekilde pekiştirelim. Şimdi demiş ki George bıdı bıdı drive so fast He has a lot of time diyor. Şimdi George hızlı gitmek zorunda mı diyeceğiz? Hızlı gitmemek zorunda mı diyeceğiz? Yoksa hızlı gitmesi de mi olur diyeceğiz? Niye? Bunu nasıl anlayacağız? Sonraki cümleye bakacağız. Sonraki cümlede ne demiş? He has a lot of time. Onun bir sürü zamanı var diyor. O zaman George hızlı gitmek zorunda. Onun bir sürü zamanı var mı mantıklı Tonguç'um? Yoksa gitmesi de olur mu? Gitmese de olur. Aynen böyle. Gitmesi de olur. Yani George doesn't have to. Gitmese de olur. George doesn't have to drive so fast. Hızlı gitmesine gerek yok. Hızlı gitmesi de olur. Niye? Çünkü he has a lot of time. Bir sürü zamanı var diyor. Şimdi buraya bakalım. My grandpa dedem put salt in his food because the doctor said he can't eat salt. Ha. Şimdi bak doktor demiş ki tuzlu yiyemezsin demiş. O zaman sence dedemiz tuz koymalı mı? Koymamalı mı? Yoksa koyması da olur mu? Koymamalı. Harikasın. O zaman my grandpa mustn't dememiz gerekiyor. My grandpa mustn't put salt in his food. Dedem yemeğine tuz koymamak zorunda. Koymamalı. Çünkü doktor dedi ki tuzsuz ye. O yüzden burada mustn't oluyor bak. Demek ki doesn't have to ile mustn't arasındaki temel fark bu. Doesn't have to da gitmese de olur. Burada ise yapmamak zorunda. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi you bıdı bıdı have a passport if you want to travel abroad. Sen bir pasaporta sahip olmalısın eğer yurt dışına gitmek istiyorsan diyor. O zaman buraya ne koyabilir sonuç olarak Have to. Harika. You have to. Niye? Bu zaten zorunluluk yani. Hani have to'yu sen kendin belirlediğin bir şey değil. Zaten ya pasaportum olmalı ya. Hayır. Pasaportun olmak zorunda zaten. Mecbursun. Diğer türlü çıkamasın dışarı. All employees yani bütün işçiler bıdı bıdı, bıdı wear a uniform. Ee, üniforma giymeli diyor yine burada da ne diyeceğiz have to wear a uniform yani işçiler tabii ki o tulumlarını giymesi gerekiyor mesela doktorlar nasıl önlük giymesi gerekiyorsa işçilerin de üniforma giymesi gerekiyor o da yine kendi belirgileri bir şey değil fabrikadan gelen bir kural o yüzden have to diyoruz. Tomorrow is Saturday. Yarın cumartesi diyor. Hayır yarın pazar. Ya biliyorum bu videodaki değil evladım. Örnek soruyu çözüyoruz şimdi. Tomorrow is Saturday. The children çocuklar e, get up early demiş. Şimdi çocuklar yarın cumartesi. Çocuklar erken kalkmalı mı? Kalkmamalı mı? Kalkmamak zorunda mı? Kalkmasa da olur mu? Kalkmasa da olur. İşte bu kadar. O zaman the children don't have to get up early. Don't have to get up early. Yarın cumartesi Çocuklar erken kalkması da olur. Bu kadar basit. masın deseydi kalkmamak zorunda olacaktı. Erken kalkmamak zorunda. Yatım. Hmm. O zaman saçma oluyor. My sister bıdı bıdı respect my rights. Kız kardeşim haklarıma, benim kurallarıma saygı duymalı. O zaman my sister has to respect my rights diyoruz. Niye? Çünkü benim belirlediğim şey bu. She bıdı bıdı help her mother to set the table. O annesine yardım etmeli masayı kurmak için mesela iftar yaklaşıyor hadi masayı kurmak için yardım etmeli yardım etmek zorunda mı yoksa yardım etse iyi olur mu dememiz lazım yardım etse iyi olur evet yani yardım etmesi gerekli o yüzden have to değil de bu sefer must kullanacağız she must help her mother yani annesine yardım etmeli yardım etse iyi olur o yüzden de masayı kurma diyoruz demek ki olay bu kadar basit must yapması gerekli olan şeyler yapmamız gereken şeyler have to yapmamız Zorunda olduğumuz şeyler yani dışarıdan gelen zorunluluk İşte doktor bu ilacı istiyor üniformayı giy diyor pasaportunu mutlaka olması lazım yurt dışına çıkmak için mustn't ise yapmamak zorunda olduğumuz şeyler don't have to ise yapmasak da olur dediğimiz şeyler bunların esasında dördünün de anlamı farklı geldik şimdi okul kurallarına şimdi burada öğrendik must yapmak zorundayız mustn't yapmamak zorundayız have to yapmalıyız de işte yine dışarıdan gelen zorunluluk donte diyor amasak da olur dedik. Şimdi bunları school rules yani okul kuralları ve library rules kütüphane kuralları sen inceleyeceğiz. Şimdi match the beginning of the rule with the end of the rule. Ha. Cümlenin başını sonuyla tamamlayın diyor. Şimdi başlayalım. Throw rubbish. Hmm. Throw rubbish çöpü at demek. E çöpü at. Ne olacak mesela? Raise your hand, your best instructions on time in the trash. Ha bak. Çöpü at çöp kutusuna diyor. O zaman burada throw rubbish ne yazacağız yanına? In the trash. Hemen ben doğrusunu yazıyorum. In the trash şeklinde yazıyorum. Bu böylece bitmiş oldu. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Come to school. Okula gel diyor. Okula ne zaman gelmemiz lazım? Zamanında gelmeliyiz. Harikasın. O zaman zamanında kelimesini arayacağız. Elini kaldır, eğini yap. Kurallar. Alak 10 time ha zamanında. O zaman come to school on time. Okula, sınıfa, derse zamanında gel diyoruz. Şimdi, if you have something to say, eğer söylemek istediğin bir şey varsa diyor, bunu ne yapacak? Sen e, derste öğretmenine bir şey sormak istediğin zaman, bir şey söylemek istediğin zaman ne yaparsın Tong şeyler Parmak kaldırır. Harikasın. Parmağını kaldırsın. Adamlar da elini kaldırmak diyor. Biz böyle parmak kaldırırız, adamlar böyle el kaldırır. Hocam, hocam, hocam diyorlar. O yüzden raise your finger değil de raise your hand diyorlar. If you have something to say, raise, kaldır, your Hand. Elini kaldır diyor. Şimdi don't disturb demiş. Don't disturb e, ne olabilir mesela others ha diğerlerini rahatsız etme. Okulda en önemli kurallardan bir tanesi diğer arkadaşlarımızı, diğer sınıf arkadaşlarımızı, diğer okuldakileri rahatsız etmemiz lazım. O zaman don't disturb others diyoruz. Şimdi others bitti, e, raise your hand bitti, on time bitti. Bir iki üç dört tanesini yaptık. Devam ediyoruz. Always do Daima yap diyor. Ne yap olabilir sence Tonguç'um? Ödev. Tamam. Always do your homework. Bakalım your homework var mı? Your mistakes olmaz. Hatalarını yap olmaz. Your materyalini yap olmaz. Aa o zaman burada ödevini yap yok. Always. Daima ödevini yap diye bir şey yok. O zaman always do your best. Daima en yap. Yani gerçekten de biz okulda Ödevlerimizi yaparken, sınavlara çalışırken, spor müsabakalarında, beden dersi her zaman enimiz yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu da onu demiş. Always do your best, her zaman en iyini yap. Şimdi devam ediyoruz. Remember to bring demiş. Getirmeyi unutma, getirmeyi hatırla diyor. Neyi getirmeyi hatırla olabilir sence? İşte kuralları, hatalarını, koridorları, düzgün ve düz, your mater ha, materyallerini yani eşyalarını getirmeyi unutma diyor. O zaman remember to bring your material diyebiliriz tonguç evladım benim. Devam ediyoruz. Don't run demiş. Koşma demiş. Burada ne diyebiliriz? Don't run fast. Hızlı koşma diyorsun. Doğru. Okulda hızlı koşmamak lazım koridorlarda ama öyle bir şey var mı? Fast diye bir şey yok. Ama bak şey var. In the corridors var. O zaman don't run in the corridors diyebiliriz tonguç evladım benim. Devam ediyoruz. Keep your desk demiş. Sıranı diyor. Yani masanın üzerini ne yapması lazım? Nasıl koruması lazım? Tidy and neat yani keep your desk tidy, düzenli ve düzgün tut diyor. Bunu da bitirdik. Koridorda bitirmiştik. Listen and follow. Ha, your material da bitmişti. Dinle ve uygula tabii ki kurallar olacak. O zaman the instructions diyoruz. Son en son üstüne sen söyle. Learn from your mistakes. Harikasın. Learn from bu zaten burada yazıyor. Zaten geride bir tek your mistakes kaldı. Learn from your mistakes yani hatalarından öğren. Gerçekten de bizler bu LGS soruları yaparken hatalarımız çıkıyor. Hatalarımız çıktığında bunları sevmemiz lazım. Bizi biz yapacak olan yanlışlarımız. Yaptığımız her bir yanlış bizi LGS'de diğer yanlışlardan koruyacak. O yüzden hatalarımızdan öğrenmeye devam edeceğiz. Onların her biri birer tecrübe. Geldik kütüphane kurallarına. Şimdi library baktığımızda burada bak library'yi böyle akrosiz yapmışlar. L-I-B-R-A böyle gidiyor. Şimdi Başlayalım. Listen to diyor. Dinle diyor. Diğerlerini dinle. Kütüphanede diğerleri dinlenmez. Appreciated the librarian. Kütüphaneciyi dinle. Asla koşma. Burada kütüphanecinin kurallarını dinle manasında listen to the librarian diyebiliriz. O zaman kütüphane görevlisini, kütüphaneciyi dinle diyebiliriz. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Ask yani inquire. Ask sor demek. If you Hmm, talk. Eğer sessizce konuşuyorsan sor. Olmaz. If you need help. Ha. If you need help. Eğer yardıma ihtiyacın varsa sor diyor. Kütüphane gittiğimizde bir şey bilemediğimiz zaman ne yapmamız lazım? Birine sorup yardım istemeliyiz. Harikasın. Bu da onun İngilizce söylemiş zaten. Inquire yani. Ask if you need help. Eğer yardıma ihtiyacın varsa sor. Be respectful. Saygılı ol diğerlerine. Be respectful others dememiz gerekiyor. O zaman others'ı bitirdik. Library'ni bitirdik e, nitel bitirdik devam ediyoruz. Yaptıklarımızı emin olduklarımızın üzerinde çizelim ki rahat rahat ilerleyelim. Read and bıdı 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 bıdı, bıdı diyor şimdi. Read and e, oku ve asla koşma. Cık, alakası oku ve asla koşma anlamışsa ama oku ve konuş sessizce. Ha, gerçekten read and talk quietly. Gerçekten kütüphanede kitap okurken dışımızdan okuyamayız. Yani kitabı açıp da böyle yüksek sesle işte Şekilde göster. Okuyamazsın. Okumayı sessiz yapman lazım. Eğer birine bir şey soracaksan onu da sessiz bir şekilde yapman lazım. O yüzden burada onu vurgulamış. Read and talk quietly. O zaman bu da bitti. Always walk. Daima yürü diyor. Ee, nasıl yürü? Sessizce yürü diyebilir ama o bitti. Ha. Daima yürü. Never run. Asla koşma. Always walk. Never run diyebiliriz. Daima yürü asla koşma. Gerçekten kütüphanede koşarsan gürültü oluşur. Yani sakin sakin yürü demek istiyor. Return books to their. Ha, kitapları geri getir diyor. Their proper place. Yani kendi yerlerine. O zaman her kitabı aldığın yere koyman gerekir manasında. Return books to their proper place. Onların belirlenen yerlerine koydu. Sonuca bakalım. Your manners and cooperation are appreciated. Ha. Zaten en sonuncusu da bu kaldı senin davranışların ve işbirliğin takdir edilecektir diyor. Gerçekten bu şekilde yaparsan iyi olur demek istiyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim bu kısma. Burası önemli. LGS de burada bizi seçeneklerde üstte like ile alakalı bir cümle kuruyor. Aşağıda sen buna benzer olan love yani sevmek veya da enjoy yani hoşlanmak ya da like yani hoşlanmak ya da Prefer. Prefer ne demek istiyormuş herhalde benim? Tercih etmek. Harikasın tercih etmek demiştik. Be crazy about da yine sevmek. Çılgın bir şekilde sevmek. Çok sevmek diyebiliriz. Burada esasında hepsi aynı anlama geliyor Tonguç'um. Hoşlanıyorum. Eğleniyorum. Hoşlanıyorum. Tercih ediyorum. Seviyorum. Aynı şey. Bunların her biri sevdiğimiz şeylerin önüne koyabiliyoruz. I love football. I enjoy football. I like football. I prefer football to basketball for example. I'm crazy about football diyebiliyoruz. Dislikes ise sevmediğimiz şeyler Burada hate nefret demek Direkt nefret ama mesela Don't enjoy nefret etmek değil de Hani eğlenmiyorum Veyahut da dislike Hoşlanmıyorum Veyahut da don't prefer Tercih etmiyorum Ya da can't stand neydi sonuç eyledim Katlanamıyorum harikasın katlanamıyorum Diyoruz ama hate Nefret yani nefret olduğu zaman Hate diyoruz ama eğlenmiyorum Hoşlanmıyorum tercih etmiyorum Katlanamıyorum dediğimizde o zaman can stent'i kullanmamız gerekiyor. Hayi tarzındaki fiilleri kullanmamız gerekiyor. Şimdi gelelim buraya bakalım. Şimdi demiş ki let's practice demiş. Complete the sentences using the verbs in brackets into the suitable form diyor. Ha. Cümleleri kullanın diyor parantez içindeki ve uygun şekliyle diyor. Bakalım. Steve bıdı bıdı to music. Steve müziği seviyormuş. Şimdi Steve crazy about music diyebiliriz. Steve Ha, burada zaten ikisini birden kullanmamız gerekiyor. Seçenek yok. Ha. Şimdi bak. Öncelikle Steve seviyorsa, birincisi Steve is crazy about diyoruz. Steve sever. Neyi seviyor? Müzik dinlemeyi seviyor. Burada sence Tonguç'um, Steve is crazy about listen to music mi diyeceğiz? Listening to music mi diyeceğiz? Listening to music. Harikasın. O zaman senin söylediğin gibi ben de listening to music diyorum. Steve müzik dinlemeyi çok seviyor. Harika. Şimdi buraya bakalım. The Children çocuklar e, Enjoy diye yazalım hemen filmimizi. Tamam. Şimdi Play Computer Games mi Tonguç'um? Playing Computer Games mi? Playing. Harikasın. Yine Playing kullanmamız gerekiyor. Çocuklar bilgisayar oyunu oynamaktan hoşlanır. Eğlenir bilgisayar oyunu oynadığı zaman. Harika. PUBG, Brawl Stars, Minecraft, Valorant. Aferin. Bütün oyunları da saydın Tonguç'um bu arada. Yani saymadan oyun var mı onu düşünüyorum şu anda. Neyse. My Daughter kızım Tamam mı? Bıdı bıdı early diyor. Ha. Kızı muhtemelen erken kalkmayı sevmiyor. O zaman ne diyeceğiz? Zaten not like demiş. My daughter doesn't like sevmez, hoşlanmaz. Get up early mi Tonguç'um yoksa getting up early mi? Getting up. Harikasın. O zaman yine getting up early şeklinde yazıyorum. Paula bıdı bıdı books to surfing the net. Ha. Bak. Paula tercih ediyormuş okumayı kitap okumayı internette gezmiyor. niye hatırlarsan prefer'dan sonra sevdiğimiz şeyler geliyordu. To'dan sonra ise to diyorduk. Sevmediğim şeyler geliyordu. O zaman ne diyeceğiz? Paula prefers Paula tercih eder. Neyi tercih eder? Reading books, okumayı tercih eder, kitap okumayı tercih eder. To surfing the net. İnternette genel olarak gezmektense kitap okumayı tercih ediyormuş. Paula'yı gerçekten alkışlıyoruz. Şimdi geldik buraya. Nancy ve Liza katlanamıyormuş. Housework ev, ev işi yapmaya katanamamış. O zaman sorumuz şu Tonguç'um. Nancy and Lisa can't stand katlanamıyor. Do housework mi Tonguç'um? Doing housework. Doing housework. Harikasın gerçekten bugün mükemmel gidiyorsun. Doing housework. My father tercih etmez diyeceğiz. My father doesn't prefer. Tamam. Benim babam tercih etmez diyeceğiz. Bakalım. E, pembe dizileri izlemeyi tercih etmezmiş. O zaman my father doesn't prefer Watch soap operas mı? Watching soap operas mı? Watching. Harikasın yine watching olacak. Dikkat et bunların her birinde hep ayıncılı geldim. Doing housework, watching soap operas, işte reading books, getting up early, playing computer games, listening to music dedik ve güzel bir şekilde alışılmamızı bitirdik. Şimdi seni yapman gereken Tüm dersler kitabımızda Tonguç Evladı benim. Test 16'da çok güzel sorularımız var ve tam da LGS'de çıkacak şekilde hazırladık. Bu soruları mutlaka çözmelisin. Şöyle test 16'yı bir kez daha göstermek istiyorum. Buradaki soruları çözebiliyorsan ve buradaki kelimeleri biliyorsan LGS 2024'te de soruları yapabileceksin. Daha da iyi pekiştirmek istiyorsan yine Tonguç Kaptaki ödevlerinden Dinamo'da sayfa 182-198 arasını Zoru Bankası Test 24'ü mutlaka çözmelisin. Unutma yanlışlarımız bizi biz yapacak. Dolayısıyla bol bol soru çözüyoruz. Yanlış yapıyoruz. Doğrusunu öğrendikten sonra da pekiştiriyoruz. Hadi bakalım şimdi challenge yapalım. Bu konuları öğrendik mi diye. Ardından da ödülü sorumuzu cevaplayıp dersimizi bitirelim.